imtihan edilir, hasen edilir, merak ettin şimdi, sorar. Şimdi ben kardeşime rica edeyim, takımın sağlık sorunları, sakatlık problemlerini anlatsın, önümüzdeki hafta bunlar etkilenip oynamayacak var mı? Bugün başlıyoruz, rezalıyor, ne var, ne oluyor? Bunları bir evet. ilk ağızdan duymuş olduk. Buyurun. Evet. Buyurun. Bugün daha onu takıma veriyoruz. Tabii ki bir takım eksikleri vardı. Hocamız ne kadar yararlanıyor, hocamız karar veriyor. İyi görünüyor. Umarım tekrar olmaz. Yani Taha'nın mesela ne kadar sürdü? Taha'nın ilk planladığımız 8 haftaydı. Erken çıktı, 7 haftada tekrar gelmesi. Ne zamandan bir ara bitiyor? Hocam bu tam 11. haftası. 12 hafta, 3 aydan beri. Değil mi? 12 hafta, 3 ay, 3 gün. Tam, yani tamamen 3 aydan beri. Ne maçı gibi burada oynadınız? Yuvarlayın maçında oynadınız. Yuvarlayın maçında sakatlandı. Kasım'dan bir yırtık koptu. Tam koptu. Dolayısıyla tarihimiz 12 haftadan beri 12. haftaya gidiyor. 11 bitti. Durmayı değil ama ne zaman dedin başlayabilir? Veya takım antrenmanına katılabilir. Bu hafta ilk antrenmanı bugün çıkacak. Bugün ilk bana çıkıyor. Antrenmanı bir hafif şekilde takım antrenmanı. Çok şükür. Tamam. Eksikleri kısa zaman. Geri kalan. Geri kalan sanırım. Hasan Ali. Hasan Ali Mart ayında o zaman teslim edeceğiz yine takıma. Evet. Hasan Ali'nin ne kadar oldu? 8 ay. 8 aydan beri Hasan Ali'nin bir şey. Hiç eskiden yüksekti. O da yok. Evet, başka bir tanım var. Başka bir tanım var. Basit bir merenkeksiyon var. O da belki düz koşu yapar. Onun dışında başka bir eksiğimiz yok. Duyarlı son herhalde geçen hafta bir verbal enfeksiyon vardı. Duyarlı son. Geçen hafta bütün Türkiye tapardı. Bizde de 4-5 kişi oldu ama ucuz atlattı. O gripten dolayı çalışamayan ya da çıkamayan, maça çıkamayan olmadı öyle bir şey. Evet. Sağlık durumu, durumu başka sormak istediğim yok. Abla'ya kardeşime. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bizim tabii Vahide Fenerbahçe grubunda 6. sıradayız Avaya'da ama enteresan bir oynanıyor. Kuşların 29 puanlı takım var. Onların avarajı en iyisi olan biziz. Ve altımızda da 4 tane 28 puanlı. Yani 13. sıraya kadar ki bunlardan Giresun'la İstanbulspor bir maç eksik. İstanbulspor 23, Giresun 28 puanlı. Dolayısıyla bu takımlar biliyorsunuz 4. dakikamına maç iptal oldu. Veya 34 olabilir. Her şeyden bir kartan oldu. İstanbul'da 1-0 öndeydi. Maç oradan devam edecek. İşte maça çoğunlukla sıralarda biraz değiştirebilir. Çünkü Giresun yenerse 31 puan yapar. 1-0 gerideydi. İstanbul'da yenerse 23-26 puan yapar. Yani bir de o da katılmış oldu. İçin içine giriyor. Yani bakıldığında 13. takıma kadar hatta 23 puan altın oldu da çürü düşüyordur. 6 puan aramda fark var, yakalarım ben bunları. Yani neredeyse düşme potasının dışında her takım playoff oynama imkanı yakalayabilir. Bir lig oynarız sene. İşimiz kolay değil çünkü rakipler bir değil, 14 rakip var yukarı açığımız için. Dolayısıyla bizim de hoş geldin. Kaçırmış olduğunuz kısma yok canım benden alırsın. Aynen. Güzeliz zaten. Bizim de tabii bir sıralama içerisinde maç şeyine bakıyorum. Enteresan. İlk 6 maçta 4 galibiyetimiz bir beraber bir mağlubiyetimiz var. Yani orada o topladığımız o puanlar. Sonuçta bu 15 maçlık bir başarısız bölümümüzü biraz absorbe ediyor. Son oynadığımız 15 maçta maalesef 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 de mağlubiyetim var. Yani bir ikiye çıkmayı düşünen takımın maalesef bu kadar puan alaması veya çok az ama buna rağmen de yukarıda kalmak da demek bu ligin enteresan bir lig olduğunu hatırlatılıyor. Yani 3 galibiyet almış, 7 beraberlik ve hala playoff'un içinde olabileceğimiz. Yani bu açıdan bir sevindirici tarafı tabii. Ve son 7 maçta değil. Son 7 maça bakıyorum. Oynadığımız son 7 maçta galibiyetimiz yok. Bu hafta 2 4 beraber 2-3.
mağlubiyetimiz var. Ve son 6 haftada gol atamamıştık. Ve çok şükür 7. haftada en azından 2 gol attık. Oldukça fabrikada pozisyona girmiş olduk. Ben tabii ki geçmişte ne olduğunu pek bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla geçen haftada bizim oynadığımız maçta rakibin 8, bizim 9 pozisyonumuz vardı. 2-0 kaybettik. Ben çünkü bunları ezbere yazmıyoruz. Bir tane antrenörümüz yanında görevli. Maçta olan pozisyonları kaybediyor. Bakın o gün çabuk çabuk yazdığı şeyler. Ve bu maça bakıyorum. Bizim bu maçta 3 tane pozisyonumuz var. Dakika 3, dakika 15, dakika 34. Ve bu 3 pozisyondan birini 3. dakikada böyle çevirmişiz. Rakibin de 2 pozisyonu olmuş. Bir 5. dakika Rockman çıkarken kaptırdı bir top. Adamı yakalamış, avuta vurmuş. Ve ikincisi de 42. dakikada karşı karşıya kaldı ve Gökhan'ın çıkardığı bir top var. Yani 2 pozisyon olmuş. İkinci dere oyuna çok hızlı girmişiz. Ve 67 dakikada bir gol bulmuşuz. Ve 2-0 olmuş. Rakibin de 60, 78, 89 ve 95'te 3 tane pozisyon olmuş. Yani bizim 7 tane, onların 4 tane pozisyonu olmuş. Maçın geneline bakımında 10 bizim, 6 onların. Ama değerlendirmeseydik. Maalesef bunda kalmış. Rakip de bizden çok az bir pozisyonlarda ikisini değerlendirmiş. Ve maçı bir puanın bir öne gitmiş olmuş. Şimdi tabii sevindirici olan biz şöyle düşünüyorum. Bizim takımımızın hiçbir maçı beraberlik için oynayacak hali yok. Yani yukarı çıkmak istiyorsa her maçını kazanmak için oynadım. Ha, kazanmak için oynadım, berabere kaldım. Seyirci memnuniyeti ve memnuniyetsizliği burada yaptık. Çünkü seyirci senin kazanmak adına her şeyi yapmayı görmek ister. Ha, bunda puanı yetersiz aldığında da onda bir hoşgörüsü var. İşte ne yaptılar? Elinden geleni yaptılar ama sonuç olarak futbol bir iyi oynayan kazanacağı oyun değil. İşte bir yan topuklu, döndü gol. Arkada bir boş kaldı, çok kısa mesela vurduramayabildi. Bir adımda geçirdi, arkaya geldi. Adamın vurduğu top oradan girmeyebildi. Yani çok yani bir alan da yoktu. Bir yerden yine dediğinden gitti gol oldu diyebilir. Ve bunda bir hoşgörüsü olur. En azından takımın oynadığı oyunun ileriye yönelik ona bir umut verdiğini görür. Ve bunda bir hoşgörüsü. Yani hep kazanmayı oynamış olmak bir takım için hem seyreden adına hem de kendisi adına önemli bir farktır. Şimdi ben böyle davranan bir antrenör tipiyim. Burada geriye kalan 13 maçımızda her maçımızda biz efendim hata oynuyoruz dedi. İşte şöyle oynuyor. Evimize geldik. Sonuncu takım kimse o geldi. İşte onunla oynuyordu. Ona böyle oynadı diye bakmıyoruz. Kendi oyun tarzımızı rakibe benzetmeye çalışarak kazanmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi veriler geldi elime. Bizim takımımızın çok deneyimli ve yaş olarak rakipten çok çok farklı bir statüsü var. Ben şimdi orada gördüğümde enteresan bir şey yapalım. Bir tablo çıktı karşıma. Mesela bizim oynayan takımımızın yaş grubuna baktığımda rakipten 111 kilometre koşmuş. Şimdi onlar 105 kilometre koşmuş. Ve takımda oynayan yaş grubu 30'un üstte, yani 30'un yaşında olan iki tane arkadaşımız var, diğerlerin üstü. Yani bu iş yaşla oynamıyor, bu iş çalışmıyor. Sonra genci koşar, yaşlısı koşmak diye bir şey yok. Yani oyuncularımız kendileri bu yaş grubunda oldukları için, aa biz yaşlandık, az koşalım, az çalışalım. İşte çeneye vursun, olay diye bir grup değil burası. Gayet işini seven, işini bilen, hakikaten çalışmayı seven ve bu işin yaş işi olmadığını bir yerde kanıtlamaya çalışan bir grup var. Ondan dolayı ben çok teşekkür ederim. Şimdi bizim oyun içerisinde tabii ki uygulamak istediğimiz bir tarz var. Oldukça ofensif bir tarz. Rakip de 4-2-3-1 de böyle bir tarz. Ve bizim ben daha 2-0 galipken iki tane oyuncu sokacağım. Pardon 2-1 oldu maç. Ancak 70-30 dakikada sokabildik. Yani böyle pozisyon gelişi ki atamadık tabii içeri. Herhangi bir şeyi yapmadan. Dolayısıyla o 8'de bir gol yemiş olduk. 2-0 maç. Yani değişiklik yapalım, oyunu bir tutalım. İşte yapacağımız taktik yorumla top bizde kalsın, daha dinlenik arkadaşlarımız girsin istedik. Ama maalesef işte top çıkmadı, bir şey oldu derken pozisyon golden sonra önce sokabildik oldu. Böyle bir şanssızlık yaşadık maalesef.
Ve sonradan Sokol İrfan değişikliğini yaptık ve nitekim İrfan girdikten sonra çok önemli bir pozisyona girdi, atabilirdi de. Olmadı. İşte rakette maç bitmesine bir dakika kaldı galiba. 80'de bir gol oldu. İşte beni uzun bir top geldi. Oradan sonra da vardı. Sonra da vardı giden Mehmet. İyi bir vuruşta takımımız. Sonradan tabii şükrettiğimiz bir dakika geldi 96-5'te. Atılmaktan sonra 10 kişi kaldığımız dönemde Alperen. Kaleciyle bayağı net bir post çaldı. Gökhan'ı çıkardı bir top. Allah göstermesi. Geçek bu sefer ah bir puan falan derken ondan böyle bir ve alınan o bir puan çok değerli oldu. Bizi iki basamak birden yukarı çıkardı ve ilk altın içine soktu oldu. Şimdi tabii bu durumu muhafaza etmek zorundayız ve karşımızda güçlü bir ekip var birlikte. Fakat onu üç kere kaybetmiş, bir kere yenenlerden bir tanesi de biz isterseniz. Üç bir yendiğimiz bir maç var. En net şimdi yenen takım biz onları. Ve bu takımda elinde kimseye kaybettirmiş, üç kere beraber kalmış. Yani işte Bursa, Erzurum ve biz yenmişiz. Deplasmanda oynadıkları maçı diğer evinde oynadıkları beraberlik aldıkları üç tane de maç var. Yani öyle kolay kolay puan kaybeden bir takım değil. Disiplinle oturmuş. Yıllardan beri mesela son oynadığı maçta, önceki maç, elinde oynadığı maçın birazcık maçta iki tane yeni oyuncu oynamış. İşte orta saha bölümü Abit'te bir oyuncu daha şimdi hatırlayamıyorum. O oyuncu oynamış. Onun dışında Kuali galiba, Kuali bunun dışında takım geçen hafta Karabük maçında Giresun maçından sonra iki maçı da izlettirdik. Çünkü birini Muhammed Efe, birini bizim İlhan Hoca izledi. Ve raporlarla elimizde takımda oynadıkları Karabük maçında Giresun maçında sonradan o yayına giren Barbosa, Ali, efendime söyleyeyim, bir oyuncu daha, Stoper Yusuf, oynamamış yerine Soner oynamış ve bu hafta bakalım giren çıkamamışlar bunlar ama çıktıkları 11 mi bakalım hangileriyle devam edecekler. Duyduğum kadarıyla orta sahalarında çok sürekli oynayan Kubilay'ın tarikat cezası olduğunu gördük ve Gökhan'ın Karadeniz'inde son önemli maçlar adresinde bir sıkıntısı oldu. Büyük ihtimalle oynamaz diye rapor geldi. Yani böyle de bir eksikler olacak ama maalesef bizim takımımızda geçen hafta yine iki stoperimiz yoktu. Bu hafta da yine Alperen çift sarı karttan Muhammed Reis ve Burhan da dördüncü sarı karttan gördüler. Üç tane arkadaşımız olacak. Onun dışında işte hocamın verdiği raporun dışında diğer oyuncuların bu maç için işte aktarımını yapacağım ilk antrenmanında sonuca gitmeye çalışacağız. Şimdi bizim yeniden yaptığımız bir tarz da şu. Ben geçen hafta bu hafta veya cumartesi gibi galiba bizim gençlerimizin maçı vardı. Bu 19 takımın. Gidip seyredelim. Ben de oradan biz işte iki tane kaleci Musali ile Batuhan'ı da getirdik. Ve Ali Kağan, Doğukan ve Yavuz'u yukarıya aldık. Halil İbrahim amatör oyuncu kanununda olduğu için ki onu da profesyonel bir yukarı çıkarmayı düşünmüyor değiliz. Yetenekli bir oyuncu. Yani altyapıyla da bir işi kurup farkındasınız. Bir 21 kişi zaten çıktık. 3 tane genç de alıp takımla yaşasınlar artmış dedi. İşte ileride faydalanmamız gündem fizikleri itibariyle uzun oyuncular, yetenekli ayakları, iyi oyuncular onları da katabilir miyiz diye böyle bir planlamamız var. Ve her hafta, haftanın ilk günü oynayan takımın regenerasyon antrenmanı yaparken diğer takımımızda bu 19 takımıyla oynatıyoruz. Ve hem çocukları götürmek, altyapı yukarısıyla ilişkisini oluşturmak ve orada gözümüzü vatanımızı yukarı kazandırmak ve hem de oynayan yönetimleri bir maç pratiği işte gelecek haftayla oynayacağınız zaman anlayışı neyse ona gidip bir uygulama yapmayı planlıyoruz. Böyle de bir gidişat olan bir haftayı geride bırakacağız inşallah. Cuma günü buradan ara gireceğiz. Sağ olsun Hatay Spor takımıyla görüştük. Onlardan antrenman imkanı istedik. Onlar bizi sundular. Cuma günü buradan sabah ara gireceğiz. Direkt Hatay'a, İzmir'de. Ve öğleden sonra orada bir antrenman yapıp cumartesi günü maçımızı oynayacağız. Cumartesi günü maçtan sonra ben İstanbul'da kalacağım ve orada
Karagümrük Pırasa maçı var. İkisi de üst üste maçımız var çünkü. O takımlar izleyip ondan sonra bir gün ara verip gelip elimizde olacağız maça. Elimizde olacağız maç bizim Pırasa Karagümrük. Evet. Karagümrük takımı geliyor işte ondan sonra. Akabinde Giresun gelecek. İçeride iki hafta. Evet, takımlar üst üste elimizde oluyor. Yani aslında iyi bir imkan yakaladık. Bu oynayacağımız 4 haftalık süreçte 3 içeri bir dışarı maçımız vardı. Bir tanesinde beraber kaldık. Şimdi bunu hatayla telafi etmek zorundayız. Bu maçları kayıt geçebilirsek bizim bu kadar iddiamız şiddete kullanıyor. Yoksa maç kazanmadan hesap yok oluyor. Dolayısıyla işte biz kazanırsak şunu şöyle yaparsan, böyle yaparsan sen kazanamazsan hiç hesap sormuyor. Yani öncelikle sen kazanırsan ondan sonra hesaplama işe yapıyor. Bu açıdan da böyle bir düşünce içerisindeyiz. Sağ olsun yönetim durumumuz baştan sonra aradı Sayın Başkanımız ve diğer arkadaşlarımız. Ve moral verdiler. Oynanan oyundan memnun kaldık. Bunu devam etmesi ifade ettiler. Yani moral verebileceğim. Yalnız oyuncularımızın korkunç bir enerjisi vardı baştan önce ki hakikaten bu fark edildi. Soyunma odasındaki üzüntülerini görmesi yok. Oyun da fark etti hocam. İnanılmaz üzüntüler. Demek ki yani oyuncu çok kazanmak istiyor. Bunu ifade etmek istediler. Ama futbolda şey kabul etmek zorundayız. Yani bu oyun, affedersin delikanlı oyunu falan değil. Bu oyunda oynayan kazanmıyor maalesef. Böyle kayıtlı işte pozisyonu değerlendireceğim. Adam bir tane gülüyor, atıyor. Sen böyle, aa çok basit gol. Gol basit olur mu? Niye be kardeşim nasıl olacak? Yani basit gol yok. Basit bir zor yok ki gol. Yani geride bir çizgiden içeri gol mu? Nasıl gelsen ya. İşte bunlar tabii takdir ederseniz bizim buraya gelişimizin işte bir çarşamba günüydü. Ay kaçıydı bilmiyorum. Bugün ikinci haftası bitti. Yani bir 15 gün oldu. 15 günde takımı tanımak, bütün oyuncularını değerlendirmek kolay bir şey değil ama biz bütün oyuncularımızın yapısını çok şükür öğrendik. Onlar önemli bir süre istedim. Yani kusura bakmayın çocuklar. Belki birkaç yıl daha adaletsizlik yapmış olabiliriz ama burada şunlar emin olun bir takımda kim çalışırsa oynar. Geçmişte oynamış, şuymuş, bulmuş, fazla para almış, çok bilmem ne olmuş. Onun için ilgilendirmez. Bugün sizin performansınızı bir 6 tane antrenörden de 7. Her maç sonuçta oturup antrenmanı değerlendiriyoruz. Şimdi bir baktık var, ne oluyor, hangisi oynar. Yani bunları babalık numara kimse değil burada. Önemli olan ekstresif oluyor ve çok mutlu olduğum bir konu var. Takımda sürekli oynayıp oynatmadığım birkaç oyuncu oldu. Ve ne surat ifadeleri, ne şeyi, ve maçtaki kulübedeki tavırları beni çok mutlu etti. Yani herkes ortak ve çok güzel bir ahlaklı bir duruma sahip olduğunu söylemek istedim. Yani o konuda büyük bir şans bizim için. Çok şükür çocuklarla 15 günde kısa sürede çoğunu tanıyoruz ama tabii dışarıdan tanımak da içine gelince farklı oluyor. İlişkilerimiz içeriyle güzel birbirimize saygı sevgili yapıyoruz. Ve ben bütün bunları topladığımızda Akisar Spor'u bir işi geç görecek yeterlikte olduğunu düşünüyorum. Yani Allah inşallah nasip eder. Geldiği yere bu takımı süratle geri döndürebilirsiniz. Yani bizim amacımız burada bu takım playoff'tan mı çıkar, ikinci mi çıkar, birinci mi çıkar? Yani bu takım niye çıkmalı diye bütün imkanlarını seferberlik çıkarmaya çalışıyor. Çok şükür ekonomik anlamda takımımızın bir sıkıntısı yok. Oyuncular olan bütün becerilerini yerine getiren bir takım. Ve sağ olsun yöneticilerimiz çalışanlara, bizlere, takıma karşı inanılmaz bir saygısı bir çerçevesinde davranıyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ama nasip ederse işte bizim olan güvende böyle çıkarmak istedik. Yani burada yolda yürüyemiyorum. Taraftarlarımız olan ilgisi tabi güveni, bunu boş çıkarmak istemeyiz. Yani bizim bir fazla vesaire yapmaya gerekiyor. Ve çok şükür işimiz başladığımızda elimize baktığımızda gitmeden bu süreci şu 13 maç farklı bir haftayı istediğimiz gibi yerine bırakmak bir geç kaybettik. Noktaya koyayım, sizlere soru sorarsın cevap İyi futbolcuyuz, soruda geliyor. Bize kapanan ve çok koşan takımlardan beraberle ayrıldık. Mağlubiyet ve beraberlikle. Evet. Ama futbol oyunu iyi seyirdik. Söyle mi demek istedim? Bize
işte futbol oynuyor, takımın bize de diyoruz. Yani şimdi benim burada izlediğim, izlediklerim de bunları ben çıkarabilirim. Tabii yani şimdi şöyle bir şey var. Yani bu dük üstlük, yani siz hiç bana bir tane, birkaç tane örnek verebiliriz, bir tane belki verebilirsiniz. Bu dükte oyunla kazanan Süper Lig'de dahil takım sayısı çok az. Veya en önemli yok. Herkes oyuncu görür. İyi oyuncu üniversitede, büyük yapıyor, çıkıyor. Adamı geçiyor, boş bölümü geliyor, veriyor. Yani bizde antrenör etkisi olsun istiyoruz. Yani antrenör takım olsun. Antrenör nasıl takımın savunma yapmasını istiyorsa, nasıl hücum yapmasını istiyorsa bu konseptle bu takımın bir takım gibi tepki vermesin. Yani bu bir hemen bugünden yarın olacak iş değil. Dolayısıyla ama burada çok çabuk kavranıyor. Çünkü çok deneyimli grup. Onlarca antrenörle çalışılmış. Antrenör neyse de çok iyi anlayan ve ben oyuncularından duyduğum şeyler ve mutlu ediyor. Yani bu yapılmış şeyler onları daha ufaklar dolayısıyla önümüzdeki maçlarda çok etkili olacağını ifade ediyor mesela. Yani ben tabii çok geriye dönüp birkaç tane maçın televizyonu izledim tabii her maçın televizyonu ama bizim uğraşımız şu, burada işte 4-5 tane de alttan aldık. Bir 23-24 kişilik kadromuz var. Gençler de 29 yaş geldi. Bu kadronun 29. oyuncusundan 1. oyuncusuna kadar herkesin bizim ne yapmak istediğini kavraması ve ona sıra geldiğinde takımın parçası olması istiyor. Yani takım oyuncunun bir parçası olmayacak, oyuncu takımın bir parçası. Yani böyle olması, yani antrenör senin bunu yaptırmak zorundasın. Yani bu takım oyunu oynatmak ve takım tepkisi vermek zorundasın. Yoksa tek bir oyuncunun çok koşmasıyla veya iyi bir şey yapmasıyla maç kazanır. Kazanırsa bize takım kazanması lazım. Neyse 30 yaşın üzerinde çok deneyimli, yıllardır bir şey yaşamış oyuncular var. Yani bu birlikte oynanırsa sonuç getiren bir oyun. Dolayısıyla bunu tabii biz ısrarla takıma dikte edeceğiz. Ona göre şimdi tabii bir yüklenme zamanı değil, yani müsabaka dönemindeyiz. Dolayısıyla biz bu ayağını iyi bekleyelim, tabii ki bir koşu eksikliği varsa bunları gidermek adına bir takım çalışmalar yapacağız. Ben iki baştan beri bir farklı olduğu için yakın çevre seyredenler diyor ki hocam takımda bir şey var. Yani bakın söyledim ilk maçta 9 tane, bu maçta 10 tane pozisyon olmuş. Yani 2 tanesi değerlendirmişler. Demek ki bu gol atma sıkıntısını çözecek duruma gelmemiz lazım ki 6 hafta sonra 7. haftada en azından çıkaratamayan bir takım 2 tane gol atmış çok net pozisyonlar yakalamış. Bu da bir gelişme olarak düşünüyorum arkadaşlar. Buyurun. Ben tekrar teşekkür ediyorum size. İlk defa yaşadığımı söylüyorum. İki sene içerisinde. Ben şunu değerlendirmek istiyorum. Biliyorsunuz kırmızı kart veren çift sarı kartın dışındaki oyuncumuzun dışındaki yaş noktalarısı 30'un üstünde. 30 ve 30'un üstünde. Bu arkadaşların büyük bir tecrübeleri olduğunu sizler de söylüyorsunuz. Biz müsabakada özellikle son müsabakamızda 3'e gün geldiğimizde maçı koparacağımız anda o üç tecrübeli arkadaşımızın bireysel egoları öne çıktığına inanıyorum ve netice alamadım. Bu arkadaşların bir de özgüvenlerinin üst seviyede olduğunu, çünkü maçlar kazanılmadığı için özgüvenlerinin üst seviyede olduğunu olmadığını tahmin ediyorum. Bu yüzden bir terapi, sizler zaten çok büyük bir terapistsiniz ben bildiğim kadarıyla. Bu arkadaşlar herhalde tabii son iki haftada görüldü. Daha atak oynamak, daha gol yollarına gitmek açısından. Özellikle Hatay maçı başta olmak üzere. Bundan sonra iki tane de içeride olacağımız maçlarda bunu daha üstünde görebilecek. Fakat yine ilerleyicilerimden duyduğum hocam, biz takımın maç öncesi, soyunma odası, hafta antrenmanlarını izledik. Çocuklarla değişik bir enerji gördük yani. Demek ki burada bir hafif bir kıpırdanma olmuş. Oyuncu kazanmayı çok istiyorlar. Ama tabii arka arkaya bu kadar puan kaybetmiş bir takımın da özgüvenin sarsılmaması mümkün değil. Ve birinci insanız. Sonuç olarak onlardan beklenen bir şey var, onlar da farkındalar. Bunun cevap verememiş olmanın sıkıntısı var. Çünkü onlar da istiyor ki, iyi oynayayım, bu türkünün de oturalım. Çünkü bir şey de yapmıyor. O sayı bile artınca veya eksilince oyuncuları rahatsız ediyor şimdi siz.
oyuncuları gruplara ayırdım. İşte 30 yaş grubu, ondan bir genç grup, yabancıları, iki tane değil, bir antrenörümüz var, onlara verdik. Bu gruplar haftada bir kere toplandığı oyuncularla konuşuluyor. Direkt bir sıkıntıları varsa teknik direktör olabilir, başkasıyla özel sorunlar olabilir gibi. Onların sıkıntılarının çözücü olan biz olduğumuz için direkt antrenörler bir sorun. Bu samimiyetimiz var, çocukları bu toplantıları yapıyoruz. Farkındaysan iki haftadan beri bütün takımı kamp yapıyoruz. Bütün takımla tüm kamp sürecinde oturuyoruz. Bu köşeye çıkıyoruz. Sorunlarla daha çok ilgilenmeye çalışıyoruz. Yani direkt işin üstündeyiz. Sürekli yani, yakınız, temas halindeyiz. Dolayısıyla onların bu psikolojik yapısını düzeltmek adına elimizde. Elde ettiğimiz bilgilere göre tabii doğrulukları kesinlikle söyleyemem. Hırs bazı futbolcularındaki kazanma hırsı, oyundan niye çıktım hırsıyla bazı serzenişler bile soyunma odasına girerken olabiliyor. Hatta bazı kişilerle tartışmalar bile yaşanabiliyor. Bunların ben kazanma hırsından olduğunu tahmin ediyorum. Sizler de buna herhalde katılırsınız veya neler olduğunda bahsedebilirsiniz. Şöyle, özür dilerim. İsimleri de hemen aklıma gelmedi. Eğer bana gazetecilerin isimleri, telefon numaralarını yazarsanız benim telefonumu da vereyim size. Ben zaten size, ben geçen sene... 321-53-54. Hani baba, müsaadenizle bir dosya kağıdına ismer alırım. Sohbete döndü. Geçtiğimiz yıllarda siz Sayın Salih Hızlı'yı ziyaret ettiğinizde Dangalak içeri girmiştiniz. Hatırlıyor musunuz? Siz bir yaz tatilinden dönüyorsunuz. Evet. Yaz kıyafetinizle 3-5 tane fotoğraf çekilmişti. O günden telefonunuz vardı. Ben size tebrik için telefon açtım. Evet. Beni tanımadığınız için açmadınız. Yani çok yoğun oluyor ilk günlerde. Geldiğimiz gün tebrik için açtım. İlhan'ı da burada futbol oynadığını bildiğim günlerden İlhan'ın da telefonu vardı. İlhan da çok iyi. Çünkü burada Akisar'ı iyi bilen bir kardeşimiz. Başarılı da oldu. Başarılı da oldu. İşte bizim İlhan'ımız da olacak. Sarıyer maçımız. Sohbete döndük. Ben sizin yanınıza hocam sizin de abiniz gelmişti. Kapıda bekliyordum. Benim abim yok ama özür diledim sana size. Tarlasıya kaçmak istedim. Uzan da böyle bir şey. Sen 95 sene. Evet. Evet hocam. Sizin yani yaratabileceğim. Sen yoktun ben. Niye de enerjiniz bu maçta neredeyse futbolcuları yapıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Ben iki maçtan beri mesela enteresandır. Bakın deneyimli ve sürekli oynayan oyuncu oynamadığında oyuncu biraz gerilir. Yani ifade eder. Sana, ben boş oyuncu hissedemem. Her şey yüzü gülüyor. Hepsi bana geliyor. Hocam doğru.